da Libya var. Libya liderinin oğlu ve 3 torununun öldüğü NATO saldırısının ardından Kaddafi birlikleri karşı saldırıya geçti. Misrata limanı bombalanırken bu sırada limanda bulunan İnsani Yardım Vakfı'na ait bir gemi büyük tehlike atlattı. Ve şimdi hemen kısa adı İHA olan İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Biriminden Serkan Öktem'e sözü bırakacağız. Kendisi Misrata'dan telefon attığımızda. Sayın Öktem, iyi geceler, teşekkür ederim telefonla bağlandığınız için yayınımıza. İyi geceler, ben teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun. Ne oldu tam olarak? Biz İHA Acil Yardım Birimi olarak bizim Fingazi'den getirmiş olduğumuz insani yardım malzemelerini limana sakin bir şekilde sokabildik. Çünkü daha önceden Kaddafi'nin liman ve çevresine koymuş olduğu mayınlardan dolayı girmekte zorlanıyordu gemi. Fakat geminin rahat bir şekilde girmesini sağladıktan sonra saat 3 civarı yaklaşık geminin boşaltımı 2-3 saat sürdü. Çünkü biz bu sefer getirmiş olduğumuz malzemeleri konteyner halinde getirdik. Daha rahat boşaltılması kolay olsun diye. Fakat bu boşaltım bittikten sonra Kaddafi'nin uzun menzilli bombalarla limanı bombaladı ve biz de canımızı zor kurtardık. Çünkü gözlerimin önünde 2 kişi canını kaybetti ve aynı zamanda 3 kişi de yaralandı. Acil hastaneye kaldırdılar. Biz de kendimizi bu bombalardan zor şekilde kurtarabildik. Çünkü Kaddafi yaklaşık dün atmış olduğu uzun menzilli bombalar 160 tane uzun menzilli bomba attı. Biz asıl Misrata ve biz kendimiz şunu soruyoruz. Acaba bu bombalama esnasında NATO'nun neden müdahale edemediği veya niçin müdahale edemediği sorusu aklımıza geliyor. Çünkü dünkü bombalamalar saat 5-6 civarında başladı ve gece 12'ye kadar devam etti. Ve bu bombalardan gerek liman çevresi ve gerek limanın içerisinde çok ağır hasar meydana geldi. Bunun nedenini biz çözemiyoruz tabii ki. Artık bunu yetkililere bırakıyoruz. Evet. Peki yardımları sürdürebiliyor musunuz? Bu arada Türkiye Trablus Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı biliyorsunuz. Bu çerçevede orada hangi makamlarla bir sıkıntınız olursa temasa geçebileceksiniz? Buna ilişkin bir düzenleme şüphesiz yapılmıştır. Bizlerle paylaşmanız açısından soruyorum. Evet. Bizim buraya getirmiş olduğumuz yardım malzemesi bizim partner grubumuz, başka bir insani yardım partner grubuyla beraber çalışıyoruz. Onların söylemiş olduğu doğrultuda hareket ediyoruz. Ve sizin de daha önce söylemiş olduğunuz Kaddafi'nin oğlunun öldüğü meselesi ve buna karşılık misillemeyi yaptığına karşılık burada çeşitli söylentiler var. Şöyle, Amerika 1986'da Libya'yı bombaladığında Kaddafi tekrar buna benzer oğlunun öldüğünü ve daha sonra oğlunun yaşadığı ortaya çıkmış. Dolayısıyla buradaki halk oğlunun öldüğüne inanmıyor. Fakat Kaddafi'nin oğlunu öldükten sonra bir açıklaması oldu. Bu açıklamada Misrata halkına 4 günlük bir teslim hakkı sundu. Silahları bırakarak 4 gün içerisinde teslim olmalarını istedi. Eğer Misrata halkı bu 4 gün içerisinde teslim olmadığı takdirde neyle karşılayacaklarını kendileri de bilmiyor. En büyük korkuları nükleer bir silahla karşı karşıya kalmaları. Çünkü Kaddafi'nin burada yapmak istediği dünkü bombalamalarda hiçbir şekilde buraya yardım gemisinin girmesini istemiyor ve buradan hiçbir şekilde insanların çıkmasını istemiyor. Dolayısıyla buradaki kuşatmayı daraltarak buradaki insanları ne yapacağını ve neler geleceğini başına biz de bilemiyoruz açıkçası. Peki, kolaylıklar diliyoruz Sayın Serkan Öktem. İyi geceler, sağ olunuz.